Evet. 3-2-1 Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Ümit Zileli ile Söz Sizde programında yine birlikteyiz. Her alanda, her konuda o alanın, o konunun en uzman kişileri bu programda konuk oluyorlar. Biz bilmediklerimizi, öğrenmek istediklerimizi soruyoruz. Onlar da bize gayet yetkin bir şekilde bunları anlatıyorlar. Şimdi bugün konumuz. Bugün konumuz nedir diye şöyle bir nasıl anlatayım diye baktığım zaman hepimiz bu hayatta özellikle bu teknolojinin, trafiğin, stresin, ilişkilerdeki bozuklukların artık tavan yaptığı zamanlarda hep düşünüyoruz. Aman işte iş yerinde durumlar ne olacak, ilişkide şu durum ne olacak, aman çocuğumun okulu bilmem ne gibi birçok konuda artık kendimizi iyice cendereye sokan sorular içinde bocalayıp duruyoruz. İşte bunların hallolmasında size müthiş derecede destek olabilecek bir kişi. Tabii ki sadece o değil, başkaları da var ama şimdi yanında olan Sayın Canan Beklik, meslek farkındalık danışmanı olarak geçiyor titre. Ama ben ona soracağım tabii. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk. Doğru söyledim mi? Evet. Harika. Peki... Şimdi sizin bir şirketiniz var. Adı da Bilince Erişim. Evet. Çok şeker. Ne demek şimdi Bilince Erişim? Soruyor mu insanlar size bunu? Tabii çok anlamıyorlar. Bilinç. Bilinç, hepimiz bilinciz. Yani sonsuz bir varlık. Access Consciousness zaten bilinçlilik sistemi. Hayatımızdaki bu bütün sıkışıklık daha fazla bilinç yaratmadığımız için oluyor zaten. Bunu başka kelimelerle de söyleriz ama tabii ki. Olur. Peki ama çoğu insanda vardır yani bu. Sıkışlık kalır bir yer, evet, çıkış bulamaz değil mi? Ondan bahsediyor. Evet, evet. Ondan sonra gelsin antidepresanlar. Kesinlikle gitsin, öyle. İçkiler kesinlikle falan. Öyle. Hayır, evet, öyle. Evet. Peki access? Access consciousness. Consciousness. Bilinçlilik evet. Sistemi. Yani kendi bilincimize giriş. Girişle ilgili, erişmekle ilgili. Daha fazla bilinç yaratmak için. Access'in bize, bir teknik bu, Amerika'dan çıkmış, Access kurucusu Gary Douglas, hayatının yolunda gitmediği durumda 1990 yılında fark ediyor ki burada bir eksiklik var, yani hayatı bu olmamalı. Daha fazlasının olmasının mümkün olduğunu fark ediyor ve bunun da olmamasının sebebinin oraya soru sormadığını fark ediyor ve oraya sorular soruyor o alana, o sıkışıklık alanına. Ve orada açılım başlıyor. Yani olay böyle. Daha fazla bilinç yaratmakla ilgili. Çünkü sorular bize daha fazla bilinç getiriyor. Peki bir somut bir örnek vereyim. Ne olsun mesela? Ben... Kendi hayatımdan verebilirim. Ha, çok güzel. 95 yılında ikinci bir travma yaşadığımda kendimce. O kadar kötü oldum ki artık herhalde buraya yapamayacağım ben dedim bu dünyayı. Ben gideyim falan oldum yani. O kadar. O kadar. Ama bunu yapmak da istemedim gerçekten. Fakat orada bir soru sordum. Ben nasıl mutlu olacağım diye düşündüm. Çok basit bir soru. Çok basit. Çok gibi basit. Evet, evet. Onu sormak için 40 sene beklemişim. fakat ondan önce haklı olduğumu biliyordum. Ya haklılıkla mutluluğun bir arada olmadığını gördüğüm noktada. Yani her haklı olduğunu mutlu olmadığını. Kesinlikle olmuyor zaten. Ve ben nasıl mutlu olacağım dedim. Çünkü haklı haksız bir kutupluluktu. Ve beni sıkıştırıyordu gerçekte. Bu gerçek değildi benim için. Gerçek olan başka bir şey olmalı. Bu kadar olmamalı diye düşündüm. Hani kuşlar hiç der mi? Bugün kötü görünüyorum, şakamayacağım diye bir şey. Bilmem var mı böyle bir kuşa? Ya da bir elma ağacı. Yok bugün elmamı kimseye vermeyeceğim demiyor. Yani bizler halbuki bu yargısal bir realitede kaldığımızda bunu yapıyoruz. Yani, ama tabii bu hani Çinlerin yin ve yang dediği ya da iyi ile kötü, güzelle çirkin gibi bütün karşıtların birlikte taşıyan bir beyine sahip. Evet, evet. Bu iş tabii hem iyi ama kötü tarafları da evet, çok böyle. Evet, tabii bu bizi sıkıştırıyor. Bu kutupluluktan arada çıkmamız gerekiyor. Yani. Çünkü neşe yok orada. Benim 95'te fark ettiğim buydu. Yani mutlu değildim. Gerçekte değildim. Yani tabii ki ufak tefek şeyler güzeldi ama gerçekte olduğum
mutluluk alanı. Hani sabah kalktığınızda yaşasın, ilk yaşıyorum, hayat ne kadar harika gibi bir hediye paketini. Ben yıllardır böyle bir şey söylemedim. Evet, evet. Yani... Böyle bir ülkede nasıl söyleyeceksiniz zaten? Evet. Evet, Access onu benimle tanıştırdı. Yani araçları o kadar güçlü ki. Gerçekten bu dedim, bu. Yani kolay. Gerçekten kolay. Sadece araçları kullanmamız yetiyor. Nasıl kullanacağız ama? Evet, nasıl kullanacağız? Şu Access'te bir söz var. Ne diyor? Kendin ol, dünyayı değiştir. Evet. Nasıl oluyor peki şimdi? Evet. Burada aynen. Demek ki araçları nasıl kullanacağız? Araçları kullanıyoruz ve tümüyle. Ben bunu 2000 yılında duyduğumda kendin olmakla ilgili Allah'ım ben kendim değilim. Bunu anladım. Yani kendim olmadığımı anladığım noktada bayağı bir üzüldüm. Bunu anlayamıyordum. Kendin olmak ne demek? Niye? Ne demek? Bunu anlamadığıma göre ben vahim bir durumdayım diye düşündüm. O zaman yani 7,5 milyon insan 7,499 vahim bir durumda demek ki. Çünkü herkesin gizlisi vardır, saklısı vardır, göstermek istemediği vardır. Yalan mı? Kesinlikle. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Bunlardan soyutlanıp işte ben buyum diye çıkmak çok büyük bir cesaret işidir. Ya burada ya hiçbir şey kalmıyor. Yani bize ait olan hiçbir şey yok zaten Ümit Bey. Çok şükür ki bize hiçbir bu travmanın, dramanın hiçbiri bize ait değil. Kutupluluk bunu yaratıyor. Bize ait olan sadece hafiflik, neşe, kolaylık, ihtişam bu bize ait İyiymiş olan. O. Evet, o yetiyor zaten. İyi de hangi araçlarla, nasıl? Evet, Access bunu çok kolaylaştırıyor. Mesela? Bars diye bir yöntemi var. Bilinçaltı temizliği yapıyor. Muhteşem bir bilinçaltı temizliği. Nasıl yapıyor bunu? Dokunuyoruz yumuşakça. 1,5 saat kadar sürüyor. Kişi yatıyor masaj masasına. Ve oradaki depolanmış elektrik yüklerini, çünkü duygu, düşünce, hisler bizi bu realitede çok tutar. Yani duygusal olarak gireriz bu realitenin kutupluluğun içine. Oradaki depolanmış duygu, düşünce, hislerin elektrik yüklerini boşaltır barz dediğimiz sistem. Dolayısıyla biz daha fazla alıp kabul etmeye, daha hafif, daha kolay olmaya başlarız ki gerçekte olduğumuz sonsuz varlığımızın bilincinde olmaya davet ediyor Access bizi. Yani olduğumuzu sandığımızın çok daha ötesinde bir hayat yaratmaya davet ediyor. Çünkü hepimiz, ben de öyle kendim, en iyi, iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir evlat, iyi bir bankacı, eski geçmiş yaşamım, yani geçmişte o kadar uzak geliyor ki o. Bankacıydım, iyi bir bankacı olmak, iyi bir arkadaş. Hep böyle kendimize bir sürü sıfatlar, title'lar vererek mutlu olduğumuzu düşünüyoruz. Halbuki hiç öyle olmadı. Halbuki hiçbir o gerçek olmadığını fark ettiğim peki, noktada. Peki bu masajı yapıyor. Masaj diyebiliriz ama masaj değil. Sadece de yumuşakça dokunuyoruz ama en kötü ihtimalle harika bir masaj almış oluyorsunuz. En iyi ihtimalle bütün hayatınız değişiyor. Çok keyifli. Ne oluyor o dokunuş? O yani, ne oluyor? O bilinçaltınızı bilgisayarı düşünün. Evet. Bilgisayarda çöpler var, atacağız. Artık ağırlaştı, gitmiyor. Biz ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz, oradan da atıyoruz. Bir daha gelmiyor. Aynen öyle. Bilgisayar gibi düşünün beynimizi. O kadar depolandı ki o yargılar, yargıları atıyor. Yargılar, kararlar, hükümler. Bütün bunların depolandığı noktalar onlar. Onları elimine ediyoruz bedenimizden, zihnimizden, alanımızdan, yaşamımızdan. 1,5 saat mi yapıyorsunuz? Evet, evet. 1,5 saatte gerçekten. Tabii ki bunu tek 1,5 saatle... Tabii ki. Ben de biraz abartarak sordum. Ama gerçekten 1,5 saat sonra insanlar çok farklı, hiçbir zaman geldikleri gibi olmuyorlar. Yapmayın ya. Evet. Çok. Ben sizden 1,5 saat rica ediyorum sevgili izleyiciler. Döndüğünde çok başka birisi olarak gelebilirim yani. Bundan daha iyi nasıl olur diyelim. Ha, evet, evet, evet. Gerçekten çok keyifli, kolay ve sonrası? Sonra hayatınızda daha farklı olmaya başlıyorsunuz. Kendiniz olmak o. Hayatınızda kolaylık, neşe daha fazla hayatınıza giriyor ve seçim yapıyorsunuz. Kendi hayatınızı oluşturmaya başlıyorsunuz. Tabii bunların araçlarını veriyor Access bize. Gerçekten kim olduğunuzu bilmeye gönüllü olan kişilerle tabii bunu yapıyoruz. Ki kaçanları artık yakalayabiliyor öyle. Musunuz? Kendinden kaçanları yakalayabiliyor yani musunuz? O zor olacak bir şey değil. Tabii ki gelen seansta gelenler olabiliyor. Her zaman bazen kaçma mümkün oluyor. Mümkün, yani
yani o an onu bırakmak istemiyor o bakış açısını. O zaman da zaten hiç izin veriyoruz. Herkes ne kadar izin verirse o kadar. Tabii. Evet, böyle keyifli, çok keyifli. Kendimiz olmak o. Yani daha fazla neşeli olmak. Yargının olmadığı bir alan o. Yargılar bize ait değil zaten. Biz başkalarının yargılarını kendimizmiş, kendimizmiş gibi zannediyoruz. Evet, o çok bilinen demiş maalesef. Bunu en kolay şeyde görürsünüz. İnsanlar bizde biliyorsunuz çok televizyon seyreder. İşte birisi konuşuyor, bir siyasetçi mesela. Onun konuştuklarını aynen alıp kahvedeki arkadaşı kendisiymiş gibi satar. Doğru. Ben çok rastladım. Aynen öyle. Hatta bir gün hiç unutmuyorum, taksiye bindim. Ben o zaman Sesli Gazete diye bir radyo programı okuyordum. Yaptım programı, bir yere yetişmem lazım. İndim, Esentepe'deydim o zaman. Atladım taksiye gidiyorum. Abi işte siyaset. Adam bana anlatmaya başladı. Allah Allah diyorum, ben bunları biliyorum ya. Yani biraz daha dinleyici olan, ben biraz önce bunları anlatıyordum radyoda. Adam dinlemiş beni. Sizi takip etmişler. Bana satıyor. Sen evet. Beni tanıdın mı? Abi sesin hiç yabancı gelmedi. Ben dedim biraz önce bunları anlatan adam. Evet. Vay Ümit abi filan. Evet. Çok aynen bunu kesin yapıyoruz. Yani kopyalayıp yapıştırıyoruz. Bunu çocukken çok yapıyoruz. Yani anne babamızı, çevremizi. Ve onların bütün yargılarını alıp gücenip. Çocuklar bunlar masum bir şeyler de. Büyüyünce tabii sıkışıyoruz işte. Tabii sıkışıyoruz. Ve bunları bu hücrenin içinde kayıtlı o bakış açıları elemine oluyor. O zaman siz tabii doğal olarak alanınız genişliyor ve kendiniz olmaya başlıyorsunuz. Kendiniz için seçim neyin doğru olduğunu bilmeye başlıyorsunuz. Çünkü sizin için doğru olduğunu bilen bir tek kişi var, o da sizsiniz. Evet. Hani ben bunu duyduğumda hangisi benim bakış açım, hangisi değil, hangisi annemin, hangisi babamın ya da toplumun hiçbir farkı kalmamış. Hepsi çorba kafamın içinde öyle. Ama bize bir de bunu bize özellikle enjekte etmeye çalışan evet. Bir sistem var. Evet, ya. Tabii ki. O yüzden bu kontrol mekanizmasından da çıkabiliyoruz özgürleştikçe. Başarı oranı nedir burada? Devam eden, yapan için %100 diyebilirim. Yapmıyor ya. Evet. Bu benim için bir örnek ve gelenlerle ilgili tabii ki. Hatta geçenlerde Amerika'da bir neuroscientist, bir bilim adamı beyni inceliyor 16-17 yıldır bununla ilgili. Ve Access'le tanışıyor, Barnes'la. Çok enteresan buluyor. EEG çekiyor. Barnes öncesi, Barnes sırası ve Barnes sonrası beynin haritasını çıkartıyor ve şaşırıyor adam. Bu kadar hızlı bir değişim ben görmedim diyor. Kurucu daha sakin. O çok daha heyecanlı bir şekilde bunu anlatıyor. Evet. Onun videoları var benim web sitemde de. Çok keyifli, çok güzel. Artık bilim de bunu fark etti diyelim. Başladı fark etmeye. Tabii kimin umurunda bu? Yapın, deneyin. Kolay yani hayatınız nasıl akıyor, nasıl onu görmeniz lazım. Hani eğer beyin gerideyse biraz amin olacak ama atla devir değil. Yani işte gideceksiniz. Aynen öyle. Sistemi 1,5 saat uygulayacaksınız. Sonrasını tabii. Göreceksiniz. Evet. Yine advice'lar yani öneriler alacaksınız. Tabii ki. Eğitmen de olabiliyor. Yani biz bunun eğitimini de veriyoruz. Kişi uygulayıcı da oluyor, eğitimlere katılıyor, ileri seviyelere katılıyor. Çünkü bu daha fazla bilinç yaratmakla ilgili bir şey. Hayatımızda nerede bir sıkışıklık varsa orada bilinçten çok söz edemiyoruz. Oraya daha fazla farkındalık ve bilinç yarattıkça o sıkışıklık açılıyor. Galiba bu biraz da güdümlük dedi. Tabii. Yani orada farkında bile varmadan. Kesinlikle. Sürüden ayrılıyorsunuz. Çok iyi. Kara koyun oluyorsunuz. Çünkü sürüde biliyorsunuz. Elimdeki atlarsa koyun bütün öbürleri de peşine gidermiş. Evet. O zaman kendin ol, dünyayı değiştir bu. Biz kendimiz oldukça o değişiyor. Nasıl değişiyor? Biz o çöplerden uzaklaştıkça, elimine oldukça o çöplerden hani bilinçaltını temizledikçe, bakış açılarımızı, yargılarımızı değiştirebildikçe 350 bin kişinin bir bakış açısı 350 bin kişiye değiştiriyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde bu farkındalık ve bilinç yaratılıyor.
Ben şu bilinci iletişim merkezine bir ziyaret bekleriz her bunu zaman. Bakayım. Ne zaman isterseniz. Öncesiydi şimdi bu. Bunu uygulamanın öncesi şu anda. Evet, evet. Sırası var, onu evet. Siz göreceksiniz. Sonrasını Seyhan Hanım, beni izleyenler görecek. Seyhan Hanım beni tanıyamadı. Birkaç ay önce buradaydım açıldığında. Hı-hı. Nasıl yani falan dedi. Tanıyamadı. İlginç. Bak, bakın değişim sürekli. Ki ben 20 senedir bunun içindeyim. Akses'le tanışalı 2000 yılından beri. Evet. Ama o kadar hızlandı ki olay, yani 2 ayda bir değişiyoruz. Yani tanıyamıyorlar, öyle diyeyim size. Bilinç. Tamam, anlaştık o zaman. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür canım. Ediyorum. Ben de sağ çok olun. Mutlu oldum. Çok sağ olun. Evet. Vallahi işte neşelenmek istiyorsanız, ön yargılardan, güdülmekten kurtulmak istiyorsanız böyle bir öneri var. Bu öneriyi düşünün. Hatta giriyorsunuz, görüyorsunuz bu akses denilen sistemin nelere kadir olduğunu görüp izleyebiliyorsunuz. Biz aracıyız, sizden söylemişse. Sevgili izleyiciler, başka bir programda yine kendi alanında söz sahibi olan birisiyle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.